Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hücreler arasında kurulmuş bir mantık ilişkisiyle hareket eden hücreleri ve farklı şekiller oluşmasını sağlayan bu çalışmayı nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bunun için bilgisayarım klavyesinden Ctrl Y diyorum. Evet, şekillerimiz tamamlanmış oldu. Bundan sonrasında hareket etmeyecek. Tekrar deniyorum ben bunu. Tekrar Ctrl Y. Evet, bundan sonra yine hareket etmeyecek. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. Öncelikle bulunduğumuz bu sayfayı yapmamız gerekiyor. Bu da şöyle olacak. Bir tane buradan boş bir sayfa açayım. Sayfa 4 olsun bu. Şöyle yapacağız. Biz bu işleme şurada başlayacağız. Yani B2'den. Buranın hücre boyutuna bir bakalım öncelikle. Sütun genişliğine. Şöyle yapalım. BA'ya kadar. Seçelim ve bunun sütun genişliğini 3 yapalım. Şurayı daraltalım biraz. Sağ taraf görünsün. Evet. İşlemimizi burada yapacağız. Şöyle seçiyorum BA'ya kadar. Buradan da aşağıya kadar seçiyorum şöyle. Buradan koşullu biçimlendirmeye gidiyorum. Yeni kural. Burası seçiliyken buradan iki renk ölçeğini seçiyorum. Sayı diyorum. 0 olsun ve burası beyaz olsun. Buraya geliyorum yine sayı diyorum. Burası 1 olsun. Bu da mavi olsun. Tamam diyorum. Koşullu biçimlendirmemizi burada yaptık. Şunun etrafını siyah yapacağım. Kılavuz çizgilerini de kaldıracağım. Evet, ilk çalışmamız hazır. Şimdi buradan sayfa 2'ye geliyorum. Şuradaki formülü alacağız. O yüzden sayfa 5'e geliyorum. Buradan şu formülü şöyle bir tane şuraya boşluk bırakarak alıyorum. Ve şurada sayfa 5'e yapıştırıyorum. Boşluğu siliyorum. Buradaki gibi yine BA'ya kadar alacağım. Yani şuradaki gibi BA'ya ve 27. satıra kadar alacağım. Bunu yine BA'ya kadar seçeyim. Ve şurayı sütun genişliğine 3 yapalım. Şurayı daraltalım. Bunu sağ tarafa doğru çektirmeden önce tabi düzenleme yapmam gerekiyor. Çünkü biz sayfa 1'e göre aldık ama biz şu an sayfa 4'teki şu hücreyi seçtireceğiz. O yüzden sayfa 1 gördüğüm yere sayfa 4 yazacağım. Bunu da şöyle yapacağım. Ctrl C ile sayfa 1'i kopyaladım. Yine boşluğu verdim. Ctrl F dedim. Değiştire geldim. Arana değer sayfa 1. Bunu 1'i 4 olarak tümünü değiştireceğim. Ve şuradaki formüllerin tamamının içinde bunu değiştirmiş oldum. Bunu tekrar boşluğunu siliyorum. Şu an sayfa 4'ün evet verileri seçili. Bunu sağ tarafa doğru çektirdim. Aşağı doğru tekrar çektirdim. 27. satıra kadar Ctrl D. Sağ tarafa doğru Ctrl R, aşağı tarafa Ctrl D'yi kullanacağız. Burada da A sütununa ve 1. satıra farkındaysanız boşluk verdim. Şimdi arada birlerin olması gerekiyor bu formülün içinde. Bunu yapması için de şuradaki sayfa 3'teki şu uygulamayı alacağım. Yani yine aslında sayfa 4'te yaptığımın aynısı. Sadece burada rastgele arada 0'dan 1'e kadar. Bakın görüyor musunuz? Bunun aynısı. Buradan yine alıyorum. Yani her şeyiyle, hücresiyle, satırıyla hepsi eşit şekilde başlıyor. Yani birebir bunun aynısı olacak. O yüzden şuradaki formülü şimdi sayfa 4'te uygulayalım. O yüzden sayfa 4'ü taşı ve kopyala diyorum. Sona taşıyorum. Şuradaki formülü alacağım. Sayfa 4'e şuraya yapıştıracağım. Sağ tarafa doğru çektiriyorum. Ctrl R, aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Amacım burada sıfırları ve birleri rastgele arada
formülle oluşturmak. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Bunu da şimdi için alacağım. Göstereceğim. Burada şu anda bu görüntüyü istiyorum. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Ve sayfa 4'te şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Tabii bizim bunları görmememiz gerekiyor. Yani sıfırları ve birleri burada görmememiz gerekiyor. Sağ klik hücreleri biçimlendir diyelim. İsteğe uyarlanmış şunu 2 tane noktalı virgül dediğim zaman tamam dediğimde kaybolacak. Şimdi bakın burada artık birler çıktı. Çünkü bu şuradan verileri aldığı için burada da sıfırlar ve birler var. O yüzden burada çıktı. Şimdi bunu kopyalıyorum. Sayfa 4'e tekrar özel yapıştır değerleri diyorum. Ve kontrol Y diyorum. Ta ki hareket bitene kadar. Yani artık başka şekil oluşmayana kadar. Tekrar formüller. Şimdi hesapla diyorum. Tekrar buradaki değerleri alıp sayfa 4'e geliyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Buradan da gelip sıfırlar ve birler burada oluştu. Bunu alıp tekrar sayfa 4'e özel yapıştır değerleri diyorum ve tekrar kontrol Y. Evet, bu sefer bayağı uzun sürdü. Hala devam ediyor şekil oluşması. Evet, hala bitmedi. Sanırım şimdi tamamlandı. Bu video ile ilgilenecekler bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.